Abi. Abi günaydın. Günaydın. Ne babam, ne kimse Zeynep'e zarar veremez. Alev'e de. Keşke başka bir zamanda, başka biri olarak çıksaydın karşıma. Allah'ım çok korkuyorum. Seviniyorum da ilk defa başımı güvenle yaslayabileceğim birini gönderdin. Ama nasıl olacak? Bir yanda Alev, bir yanda yaşananlar, bir yanda gerçekler. Çıkmadın karşıma kızım sen dün benim. Parçalardım seni. Abla başka çarem mi vardı? Bu mu senin kardeşliğin? Ha, arkadan vurmak mı? Kızım ben sana söylemedim mi? Adnan'ı bu işe karıştırma. Yapma bak külahları değişiriz demedim mi ben sana? Ya Çetin denen pislik yüzünden hapse girmene göz mü yumsaydın? Ya şimdi daha mı iyi oldu? Adnan her şeyi söylediği zaman ne yapacaksın? Konuştum ben Adnan'la. Söylemeyecek bir şey. Bugün söylemeyecek. Yarının garantisi var mı? Ya konuştum diyorum konuştum. Ya sen nasıl bu adama bu kadar çabuk güveniyorsun? Ne oluyor ya? Ne dedin karşılığında? Zeynep'i sana teslim edeceğim mi dedin? Ne dedin? Ben kızımla hayal kurdum. Ben onunla yeniden bir hayat kuracaktım kendime. Tertemiz, sıfırdan. Senin yüzünden mahvoldu yine her şey. O benim kızım, anladın mı? Ben hak ediyorum onu, ben. Ben Adnan değil. Ben çile çektim, ben ağladım, ben yalnız kaldım. Abla sakin olur musun? Ne sakin ol? Zeynep sana anne diyecek, Adnan peşinde dolaşacak, ben sakin olacağım. Ya yeter ya. Ben ne yapıyorsam Zeynep üzülmesin diye yapıyorum. Gelme üstümüze artık. Ben eve geleceğim Damla. Anlamadım. Doğru duydun. Eve geliyorum. Saçmalama. Aklında bulunsun.